Merhabalar. Bu videoda bir önceki videoda hazırlamış olduğum Explorer'ın gelişmiş versiyonunu anlatacağım. Hemen kısaca bahsedeyim. Bunu kullanmak için bu arada herkese demo olarak vereceğim. Şu anki özelliklerin hepsi açık olacak. Mac adresinizi bana, burada gelen adresi bana @onlyhot.fibonacci hesabıma Telegram'dan yollamanız lazım. Ancak bu şekilde lisanslayabildim. Yine öneri ve fikirleri açığım. Telegram'dan yine mesaj alabilmek için arama yerine @onlycryptobot yazıp botu başlatmanız gerekiyor. Telegram ID'mi yazıp enterladım. Bana diyor ki sürekli çalışan bir bot mu olsun yoksa filtreleme mi yapmak istiyorsun diyor aslında. Ben tarama özelliğini getirdim. Onun için şu an Y'ye basmanız gerekiyor ama onu en son göstereceğim. O yüzden şu an duruyorum. Ne deyip enterlıyorum. Bana periyot soruyor. Yine 1 saatliklerde RSI bakalım. 5'e basıp enterlıyorum. RSI 14 büyüktür 60'tan diyorum. Bu arada kesişimleri de çözdük. RSI 14 sürekli G'ye basıp bir daha G'ye bastım. Bana diyor ki yani kesişim mi büyüktür küçüktür mü kontrolü mü diyor. Kesişim için C'ye, büyük küçük için G'ye bas diyor. G'ye bastım. Tekrar büyük mü küçük mü diye soruyor. G'ye bastım. Küçüktür olsaydı küçük L harfi basacaktım buraya. 60 değerine girdim. RSI 14 1 saatlikte 60'tan yukarıda olanları bana listeleyecek. Ve sonra ne yapacak? Bana diyecek ki bu liste içinden yeni bir tarama yapalım mı diye soracak. Onu da yapacağız. Evet. Bayağı coin'de RSI 14.60'tan yukarıda. Şimdi bana diyor ki yeni bir tarama yapmak istiyor musun ama bu listeyle. Evet diyorum. Yes deyip enterlıyorum. Yine 1 saatte bakacağım. Bu sefer ADX'e bakmak istiyorum. ADX'in periyodu 14 olsun. Büyüktür, büyüktür 30'dan. Bu liste içerisinde ADX'in periyodu 30'dan yukarıda olanları bana getirecek. Bu sefer hızlı hızlı anlatıyorum. Çünkü 5.'ye falan çekiyorum. Aynı zamanda bir önceki videoda zaten aslında bunların benzerlerini yaptık. Benim bu videoda anlatmak istediğim sürekli seçtiğimiz strateji sürekli tarayıp bize atmış olma özelliği. Ona da hemen bunun sonuçlarını aldıktan sonra geçeceğiz. Bakalım wet örnek veriyorum. Wet 1 saatlikte RSI 14.60'ın üstünde mi? Wet. Evet 63. Mesela buradaki listede RSI 30, ADX 30'un üstünde olanları istedim ben. Burada muhtemelen, yani muhtemelen değil zaten gelmemesi gerekiyor. ADX 30'un üstünde olmadığı için yeni listemizde WET olmayacak. Evet, ADX taraması devam ediyor. Videonun altına indirme linkini bırakacağım. Chrome bunu sıkıntılı olarak görüyor ama indirip saklayıp kendi virüs programınıza taratıp sıkıntısızca kullanabilirsiniz. Bu arada kanalımdaki diğer videolarda da RSI uyumsuzluğu indikatörümle ilgili de bilgi alabilirsiniz. Bakın pozitif uyumsuzluk yakalamış fiyatı görüyorsunuz. Evet. Bildirim geldi. Bakalım. Evet burada wet yok.
Burada tarıyor, bu listede tarıyor. Bana diyor ki, kardeşim bu listedekilerin içerisinde ADX 30'dan yukarıda olanlar bunlar. Şimdi bana diyor ki tekrar bu yeni listeyle tekrar bir tarama yapmak istiyor musun diyor. Artık hayır diyorum. No'ya basıp programı kapatıyorum. Şimdi benim asıl göstermek istediğim noktaya geliyorum. Tekrar Telegram ID'mi yazacağım. Yazamadım. Enter'lıyorum. Bu sefer bana diyor ki sürekli bir tarama mı yapmak istiyorsun? Evet kardeşim deyip yes'liyorum. Bana tekrar bir periyot soruyor. 4'e basıp enter'lıyorum. Yine isterseniz MACD kesişimi, ATR momentum kesişimi, MA/SMA kesişimleri, RSI kesişimi, ADX kesişimi yaptırabilirsiniz. Ben yine bu videoda bu sefer 2'ye basıp yani küçüktür seçeneğini seçip buraya bir yazmak istiyorum. Bana program sürekli 1 dolardan düşük olan coinleri listeleyip atacak. Sadece bir tane strateji seçebiliyor. Çünkü bilgisayar başında olmadıktan sonra bana tekrar bir strateji seçin demesi veya oluşan listeyle yeni bir tarama yapmak ister misiniz diye sorması zaten mantıksız olur. Şimdi bana 1 dolardan az olan coinlere mesaj atacak. Sonra tekrar tüm listeyi yani yeni gelen liste değil tekrar tüm coinleri tarayıp yine 1 dolardan aşağı olanları bana atacak. Onları görmek için bekliyorum. Bir sonraki versiyonda da ne kadar beklemek istersiniz diye sorduracağız. Her birini teker teker yapacağız. Bakın program bana şu an vadeli grafiklerinde 1 dolardan az olan coinleri verdi. Şimdi tekrar tarıyor. Program kapanmadı. Tekrar tarıyor ve herhangi bir soru da vermedi. Tüm coinleri tekrar tarayıp bana tekrar bu listeyi aslında atması gerekiyor. Tabi aralarında şu an 0.99 ile 1.01 arasında giden yoksa. İşte önerilerinize, fikirlerinize, eleştirilere, daha doğrusu yapıcı eleştirilere açığım. Program tekrar bana gördüğünüz gibi 1 dolardan aşağı olan coinleri attı. Ben bunu kapatmadığım sürece bunu sürekli yapacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Önerilerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum.